Ve şimdi cilt yaşlanmasıyla mücadeleyi, yaşlanmanın nasıl gerçekleştiğini konuşmak üzere dermatoloji uzmanı Doktor Neslihan Dolar'ı konuk olarak stüdyomuza davet ediyoruz. Kadınların, özellikle kadınların çok ilgisini çeken bir konu. Böyle demek istemiyorum aslında. Eminim ki erkek izleyicilerimiz de artık cilt yaşlanmasıyla mücadele konusunda bir araştırma içerisindeler. Ve cilt yaşlanmasının nedenlerini konuşmak, bu mücadeleyi konuşmak üzere sevgili Neslihan Dolar bizlerle. Neslihan'cığım, yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz demiyorum. Yaş alıyoruz ama cildimizdeki yaşlanma her zaman yaş almamıza paralel mi seyrediyor? Maalesef ki hayır. Çünkü cildimiz, hep söylüyoruz, giysimiz dış etkenlerden çok etkileniyor. Tabii bir akciğerimiz de yaşlanıyor, bütün organlarımız yaşlanıyor ama onlarda intrinsik yaşlanma daha etkili. Ama cilt yaşlanmasında ekstrinsik dediğimiz dış faktörler de çok etkili. Bunların başında tabii ki güneş geliyor. Güneşin de çok bize olumlu etkileri var ama maalesef bu ozon tabakasının da delinmesiyle birlikte zararlı ışınlar da bizim yaşlanmamıza neden oluyor. Dikkat edin çiftçilere. Çiftçiler böyle dışarıda çok güneş altında çalıştıkları için çok daha derin çizgileri, çok daha derin kırışıklıkları vardır. O nedenle cildimiz dış etkenlerden çok daha etkilendiği için daha çabuk yaşlanabiliyor. Önlemlerimizi almazsak. Paralel olmayabiliyor. Yani yaşımızdan çok daha ileri yaşta bir cilt özelliğine sahip olabiliyoruz, evet, değil mi? Hep derler ya, ne kadar genç gösteriyorsunuz gibi cümleler kullanır. Tabii bunda genetik faktörler de etkili ama güneş, stres, uyku, bütün bunlar cilt yaşlanmamızı etkileyen faktörler. Peki biz hep doğal güzellik, doğal küçük dokunuşlar diyoruz. Bunun için neler yapılabilir? Cilt yaşlanmasına yönelik doğal uygulamalar neler olabilir? Evet, hem daha genç görünelim ama doğal görünelim. Bizim taleplerimiz bu yönde. Çünkü ben hep şunu savunurum. Doğal güzel olabilmek için önlemlerimize zamanında başlamamız gerekiyor. Evet. Çünkü panik halinde kadınlar özellikle belli bir yaştan sonra bu sene bana ne olduysa oldu, birdenbire cildim yaşlandı, sarktım, çizgilerim arttı diye panik halinde geliyorlar ve işte bu panikle başkalaşmaya başlıyorlar. İşte başkalaşmamak için zamanında da tedbirlerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tedbirler arasında da sizin yaşlanmanızla sizin yaşlanmanız aynı paralellikte gitmiyor. Genetik özellikler var. Kimimiz çizgilenerek yaşlanıyoruz, kimimiz sarkarak yaşlanıyoruz. Yani cilt yaşlanması anlamında söylüyorum bunu. O kişi de bu yaşlanma süreci nasıl ilerliyorsa bizim yapacağımız müdahaleler de o yönde olmalı. Evet. Yani sarkan bir cilde kırışıklıkları düzeltmek için aşırı dolgulama vesaire uygulamaları yaparsanız daha başka bir kadınla, belki daha genç görünebilir ama daha başka bir kadınla karşılaşır. O nedenle burada bir uzman görüşü, uzman önerisi çok önemli. Peki Forever Young uygulaması diye bir şey var. Bundan da bahseder misiniz bize? Nedir Forever Young? Yani ömür boyu gençlik nasıl oluyor acaba? Ömür boyu genç kalınabiliyor mu? Evet. Evet, konu yaşlanma olunca evet, sonsuz gençlik çok kulağa da hoş geliyor, göze de hoş geliyor aslında. Forever Young uygulaması Amerika'da çok uzun yıllardır uygulanan bir yöntem. İşte biz hem doğal kalalım, şimdi biz bazen böyle botokslar, dolgular öneriyoruz. Kesinlikle doğru yapıldığında bence çok güzel sonuçları olan uygulamalar ama yanlış sonuçları görünce insanlar gelip hastalarımdan hep şunu diyor: botoks demeyin, bana dolgu demeyin, başka ne yapabiliriz diye. Evet. İşte bu başkalardan bir tanesi de Forever Young aslında. Ben burada ses dalgalarını, radyo frekansı ve ışığı çok seviyorum. Lazerle de cilt gençleştirme yapıyoruz. Bu Forever Young ciltteki yaşlanmaya dur diyen uygulamalardan bir tanesi. Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar göstermiş ki Forever Young uygulamalarından sonra cilt yaşında 10 yıla kadar gerileme tespit edilmiş ve her sene düzenli olarak tedaviye devam ederseniz de bir 10 yıl sonra siz hep o yaşta kalabiliyorsunuz. Cilt
cilt yaşı olarak söylüyorum ama bunu. Yani hani her tarafımızı uygulayamayacağımız, uyguladığımız bölgelerde yapılan o genetik testlerde bu ortaya çıkmış. Bu ne yapıyor? Bu cildimizdeki damarlanmayı, işte çizgilenmeleri, lekeleri, cilt yenileme yapan bir uygulama aslında. Kolajen uyarısı belki. Kolajen uyarısı da bunun en başında. Aha. Evet, burada bir gen süpresyonu var. Yani yaşlanmayı hızlandıran, geni süprese eden bir ışık bu dalga boyu. Çok geniş bir bantta yayılıyor. Dolayısıyla biz işte uygulamalar yaparız, lazer uygulamaları yaparız ama orada lekeyi hedefleriz, sadece lekeyi tedavi ederiz veya kılcı. Bunda çok geniş bir dalga boyuna sahip olduğu için pek çok alanda çalışan, yani tam anlamıyla cildi yenileyen bir sistemdir. Evet. Yani ışıkla mı yoksa radyo frekans veya sesle? Işık sistemi. Evet. O zaman lazer sistemleri de... Işık sistemi. Evet, lazer bile değil aslında bir ışık sistemi. Şimdi bu spotlar vesaire de bu çekimlerde sizlere daha negatif uyarılar geliyor. Bu ışık da onun olumlu tarafı aslında. Bu da bir ışık, aynı bu gençleştiren ışık. Soruna çözüm bulabilmeyi sağlıyor. Evet. Ve kısa sürede tüm problemlerden kurtulabiliyorsun. Yani zamanı da iyi kullanmayı sağlayan bir uygulama. Aynen. Peki biz kliniklerimizde genç kalabilmek adına, cildin sağlığını, gençliğini koruyabilmek adına pek çok uygulamalar yapıyoruz. Evet. Sen de öyle ama peki izleyicilerimizin evde yapabilecekleri bir şeyler var mı? Bir önerin olabilir mi? Olmaz mı? Evet. Tabii her zaman bize gelmek durumunda değiller. Evde de kendilerine çok iyi bakabilirler. Öncelikle diyet. Bu diyet artık biliyoruz ki bağırsaklarımız bizim beynimiz. O nedenle diyetlerine, yediklerine, sağlıklı beslenmeye çok dikkat etsinler. Sürdüklerimiz kadar yediğimiz, içtiğimiz de çok önemli. Su baş tacımız, su içerek hücrelerimizi yenileyebiliriz. Peki onun dışında sürülerek uygulanan şeyler. Bunlar da doğru uygulamalar, yani doğru şeyleri sürersek eğer cildimizin yaşlanmasını yavaşlatabiliriz. Tabii ki derin çizgileri açamazsınız ama biraz önce söylediğim gibi zamanında işte bu tarz tedbirler alırsak, genç yaşta başlarsak bu korumalara, o nedenle evde sürdüğümüz şeyler de bizi genç tutacaktır. Evet. Peki bunların içeriğinde özellikle olması gereken ürünler var mı? Yani özellikle yüze sürülecek ürünleri seçerken izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken bir şeyler var mıdır? Evet. Burada cilt tipimiz çok önemli. Ben havyarı biliyorum mesela. Evet, evet, evet. Havyar benim de çok severek kullandığım anti-aging ürünlerden bir tanesi. İçeriğinde havyar olmasına dikkat ediyorum. Burada biraz cilt tipi önemli. Yağlı mıdır, kuru mudur, normal midir? İşte önce onu tespit etmemiz lazım. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Öncelikle cilt yaşını önemsiyoruz. Sonra cilt tipini önemsiyoruz. Ona göre belirlemeler yapıyoruz. Eğer lekeye meyilli bir cildimiz varsa C vitaminleri, A vitaminleriyle onları destekliyoruz. Leke açıcı arbutin içeren ürünleri destekliyoruz. Ama bunların da belirli oranlarda olması gerekiyor. Yani piyasada çok fazla ürün var. İnsanların kafaları çok karışık. Havyar dedik mesela. Havyarın da belli bir oranın üzerinde olduğunda anti-aging etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Yani %15'in üzerinde havyar içeren ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz. Eskisi kadar ulaşılmaz şeyler değil artık. Yani bunu Türkiye'de de bulabiliyoruz artık. Hı hı. O nedenle ürün seçerken içeriklerine, cilt tiplerine dikkat etsinler. A, C, E vitamini bizim vazgeçilmemizimiz. Havyar yine anti-aging uygulamalarda vazgeçilmemizimiz. Retinol çok kıymetli bir madde ama yazın kullanmayacağız, kışın kullanacağız gibi. Bir de evde limonlar, sirkeler sürüyorlar. Bunları çok dikkat etsinler. Özellikle bunlar bir araya geldiklerinde zaten bizlerin onlara önerdiği eczanelerden alacakları ürünler bu doğal yönlerden üretilen şeyler. Ama laboratuvar ortamında biraz ondan biraz ondan kullanılıyor. Ama işte limonu sürüp üzerine sirkeyi basıp bir de güneşe çıktıklarında eyvah eyvah. Dengeli olması önemli çünkü. Evet. Dengeli miktarlarda üretilen ürünler. Tabii burada cilt tipiyle birlikte yaşa özel de ürünler olması gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ne dersin? Cilt yaşına. Hı. Hani bazen sorular gelir, sizler de alırsınız sosyal medya aracılığıyla. Hocam 40 yaşındayım, hangi ürünü kullanmalıyım? Sen 40 yaşındasın ama cildin kaç yaşında? Evet tabii. Cildin evet. Kuru mu, nemli mi bilmiyorum. Görmemiz, dokunmamız lazım ki o cildi tanıyalım. Çok kıymetli. Yediğimizde, sürdüğümüzde özellikle sürülen ürünlere çok dikkat etmelerini evet. öneriyorum. Burada profesyonel destek almak fayda var kesinlikle. Diyerek güzel bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Çok teşekkür ederiz.